İngiltere'de güneşli bir günde insanlar ne yapar? İnsanların ne yaptığını bırakın da bakın etrafa bakın. Etrafa bakınız, görünüz. İngiltere'de güneşli bir günde insanlar yerinde durmaz. Kıpır kıpır cıvıl cıvıllardı ve herkes sokağa çıkar. Özellikle bugün cumartesi günüyse sesimi bile zor duyarsınız. Bu dondurmacılar çok meşhur, sebebi de ne? Şimdi nereye giderseniz gidin, İngiltere'de kırsalda falan. Ben Southampton'dayken sürekli karşılaşıyordum. Araba Scooby-Doo, işte ne bileyim böyle prensesler, pamuk prensesler, farklı çizgi film karakterleriyle beraber bu arabacılar geliyorlar. Sosisli burada enteresan, burada kaldığı için vardır. Gelip dondurma veriyorlar ve verdikleri dondurma McDonald's dondurması. McDonald's dondurması için bu kuyruk neden? Bunu mesela böyle gerçekten lokalleşmesi, böyle geleneksel bir şeymiş gibi anlatılması, yaşanması. İngilizler bu dondurma çekiyor önce diyor ki dondurma alalım. Aldıkları dondurma McDonald's dondurması. Yani krem şanti yiyorsun. McDonald's'ı bu arada şey olmasın, bana dava falan açmasınlar, çok seviyorum McDonald's'ı. Times Nehri'yim maalesef. Türkiye'deki Boğaz'a benzemiyor. Geldiğinizde göreceksiniz, kahverengi bir Times Nehri ile karşılaşacaksınız. Belki hayallerinizdeki gibi olmayabilir. Çünkü Türkiye'de benim gördüğüm hiçbir nehir kahverengi değildi. Yani gerçekten kahverengi bir nehirle karşı karşıyasınız ama ortam o kadar büyülü ki, yani ben nehir kahverengiymiş, insanlar burada bu muymuş Times Nehri diyemedim. Gönlüm el vermedi. Gördüğünüz şey açılıyor. Şöyle pıt, iki kule gibi açılıyor. Nehirden böyle büyük bir gemi geçeceği zaman bunu şöyle pıt diye açıyorlar. Yani siz hayal edin ya. İngiltere'de boş zamanlarımızda ne yapabiliriz? Valla boş zamanımız var mı diye konuşuyorduk az önce. Boş zamanınız varsa size helal olsun. Hani burada o kadar hayat hızlı akıyor ve bir anda der ya büyüklerimiz. Yani çocuk olduktan sonra nasıl geçti günler anlayamadım. Aynı şekilde böyle İngiltere sizin için bir meşgale. Yani başlı başına zaten hani Londra'daysanız boş kalma gibi bir ihtimaliniz mümkün değil olmayacaktır. Boş zamanlarınızda neler yapabilirsiniz? Vallahi yani sadece dışarı çıkmanız bile yeterli olacaktır. İngiltere'ye geldiniz, dil eğitimi için geldiniz. Buradan böyle tradition bir şeyler almak istiyorsunuz. Ailenize hediyelik bir şey alacaksınız. Bizim limonlu sabunlara bakın, çok güzel kokuyor. Gerçekten tam limon kokusu var şimdi. Limon kokuyor. Burada mesela banyo şeylerini bulabiliyorsunuz, vücut şeylerini bulabiliyorsunuz. Bu neymiş mesela? Her şeyi de deneyebiliyorsunuz da. Sen denesene ya. Sıvı sabun nerede gördün? Şu şampuanmış bu arada. Kremler var. Bakın aynen. Burada sabun. Böyle sabun garip garip bak. Çok güzel kokuyor ya. Yani ben evet. Anneme bunlar alıyordum sürekli her gidişimde. Böyle bir alırım. Şu neymiş? Bak şampuan. Böyle bir şampuan. Kremsi bir şampuan. 30 puanmış bu arada. Buranın özelliği aslında banyoda kendinizi şımartmanız. Manyak şeyler var. Banyoda kullanabileceğiniz. Hediyelik eşya olarak da bakın gördüğünüz gibi. Alacak olan kişiyi fark ettiler ve hemen özel ilgileniyorlar. Bir el şeyiymiş bu. Puding gibi ya. Çikolatalı niye bulaştırdın ki? Şunlardan bir şey alsın. Bayağı çikolatalı bir şey yapıyorum şu an. Çikolata kokuyor şu anda. Yo yo yo, neredeyiz? Londra'nın göbeğinde Soho'dayız. Burada birazcık zor yürüyeceğiz galiba. Bugün çarşamba, resmen cuma gibi her yer kıpır kıpır. Şuraya bak, gençlik. Londra'da pubların arkasında bir anda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Millet pubda değil, pubun dışarısında böyle sokağa çıkmış, sokakta içiyorlar, eğleniyorlar, keyif alıyorlar. Hatta şu arkamdaki mesela şu takım elbise çocuğu gösterebilir misin? Şu tarafta arkada oturuyor. Tabii efendim. Şurada hemen. Şimdi mesela iş çıkışında geliyorlar böyle takım elbisesini giymiş, bira içiyor, şey yapıyor falan, bana çok ilginç geliyor. Yani yarın mesaiye gidiyorsun kardeşim, daha bu saatte burada ne takılıyorsun? Bir İngiliz kahvaltıcısındayız. Çayımızın yanında süt verilmesinden anlayacağınız üzere tabii ki çayımıza sütlü içmiyoruz. İngiltere'nin lokal bir kahvaltıcısı. İngilizler aslında böyle kahvaltılara bayılıyorlar ve biliyorsunuz İngilizlerin menüyü göstermek istiyorum aslında birazcık. Onların menüleri biraz farklı. Sabah sabah yani yeni geldik Türkiye'den. Türkiye'den geri gelmez de tatlı kuru fasulye yemek istemedim açıkçası. O yüzden de İngiltere'nin kültürünü seviyorum, İngiliz kahvaltılarını seviyorum. Ama onların kahvaltılarındaki tatlı kuru fasulyeleri sevmiyorum, alışamadım. Yani yemek istediğimde yiyorum da çok da yemek istemiyorum. Zaman zaman Türkiye'den yeni gelince insan istemiyor. Şu fotoğraftaki gördüğünüz şeyde mantar veriyorlar. Poşe omlet var, yani şey yumurta var sahanda.
tatlı kuru fasulye ve domuz eti yiyebiliyorsunuz. Sosis de var. İsteyen domuz eti yer, isteyen yemez. Kingly Court'tayız. Kingly Court nerede tam olarak? Aslında Oxford Street ve Soho'nun kesişim noktasında böyle gizemli bir yer bulacaksınız. Buraya gelen dil okulu öğrencilerimiz buraya gelmeden önce diyorlar ki alım daha önce neden bunu bilmiyordum? Bilmiyordunuz çünkü daha önce bizimle buraya gelmemiştiniz. Artık bundan sonra bilirsiniz. Gelen her öğrencinin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Pizza Pilgrims burada. Burada hemen fiyatları da birazcık gösterelim. Bir tane pizza aldığınız zaman bile 9.75'e mal olacak 10 pound gibi düşünebilirsiniz. Londra'daki hatta İngiltere'deki restoranların ufak bir trik noktasını söylemek isterim sizlere. Restoranlara geldiğinizde içecek içmez miydiniz? Önden bir içecek almaz mıydınız diye bir soruyla karşılaşacaksınız. Evet, bu soruya vereceğiniz cevap çok kritik. Çünkü diyeceksiniz ki evet içecek alabilirim. Ne almak istiyorsun dediklerinde söyleyeceğiniz cevap şu. Can I get a tap water? Tap water? Tap water ne? Ücretsiz alabileceğiniz içecek su. Yani suyu burada bedava getiriyorlar. Tabii musluk suyu ama o kadar da şey yapmayın. Yani buranın suları temiz oluyor. Sıfırdan başlayacak bu yola çıkacak öğrencilere ne tavsiye etmek istersiniz? Kesinlikle kişisel çalışma planınızı oluşturun buraya gelmeden. Yani ben okula yazılacağım işte zaten okul her türlü şeyi bana öğretecek gibi bir düşünceyle buraya gelmemenizi öneririm. Çünkü her şey kişisel efor gerektiren bir, yani her eğitim kişisel efor gerektiriyor. Yani İngilizce eğitim de tamamen öyle. Yani buraya geldiğinizde olabildiğince insanlarla iletişim kurmaya çalışın. Hiçbir şekilde çekinmeyin, cesaret edin. Çünkü insanlar sizinle konuşmak için can atan insanlar. Yani burada benim şaşırdığım şey orada. Yani sokakta yürürken bile insanlarla sohbet etmeye başlayabiliyorsunuz. Ben hani metroda tanıştığım bir arkadaşım oldu. Mesela şu an hala konuşuyoruz. İngiliz bir kız. Hani direkt konuşmaya başladık, işte beraber Londra'yı gezelim dedik, birkaç kere buluştuk, çok güzel zaman geçirdik. Yani dolayısıyla buraya geldiğinizde kendinize güvenin ve insanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin. Gezerken karnımız acıktı ve her zaman geldiğimiz, severek yediğimiz bir restorana geldik. Londra'nın en sevdiğim özelliği multicultural olması. Yani çok 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 kültürel çeşitliliği var. Burada Tay mutfağını yiyebiliyorsunuz, Asya'da işte Çin, Japon mutfağını yiyebiliyorsunuz. Türk mutfağı zaten her yerde biliyorsunuz. İşte Meksikalılar, Kolombiyalılar. Aklınıza hangi millet geliyorsa bütün milletlerin, ülkelerin mutfağını Londra'da yan yana bulabiliyorsunuz. Mesela burada şimdi Tay mutfağı var. Bir yanda Hindistan bilmem nesi var. Yani pembe durduğuna bakmayın, oranın sahibi Hintli. Tay mutfağındayız. Tay, yani Tayland denilince, Tay mutfağı denilince akla gelen en güzel, en lokal yiyecek nedir diye sorsalar ben Pad Thai derim. Tabii burada bir de kalamarımız var. Kalamarı bence hiç böyle görmediniz. Az önce gösterdik tabii ki ama kalamarın değişikliğine bakın. Kalamar gerçekten en sevdiğim şeylerden. Oradayız. Evet, bugün Chinatown'dayız. Ne demek Chinatown? Çin Mahallesi, sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Londra'da Çin Mahallesi'ndeyiz ama burası Türkiye'de tahmin ettiğiniz Çin mahalleleri gibi ücra köşeler ya da öyle sıkıntılı mahalleler değil. Buraya insanlar genelde yemek yemeye geliyor. Gezmeye geliyor, bol bol fotoğraf çekmeye geliyor ya da bizim gibi vlog yapmaya geliyor. Neden? Anlatacak şeyimiz çok, yapacak işimiz çok. Siz de merak ediyorsunuz madem, biz de biraz paylaşalım istedik. Eğer ders çalışırken canınız sıkıldı, ailenizi özlediniz ya da ne bileyim herhangi bir şey oldu, hop kendinizi buraya getiriyorsunuz. Buradayım. Her zaman yaptığımız gibi ışınlanarak burada bir iki tur atıp bir yemek yiyip karnınızı doyurup motivasyonunuzu alıp devam ediyorsunuz işinize. Hemen söyleyeyim, burada Türk usulü yemekler oluyor. Türk usulü derken yemekler Çin usulü de fiyatlar Türk usulü. Ne demek bu? Arkadaşlarınızla geldiniz. Açık büfe yemekler var. 9.90'a, 11.90'a, 12.90'a açık büfe yemek yiyebiliyorsunuz. Çin yemeklerinin tadına bakabiliyorsunuz. Bugün neredeyiz? Bugün Yo'dayız. Twitter'da siyahiler birbirine sesleniyorlar. Telefon açtıklarında falan kullandıkları kelime. Yo diye açıyorlar direkt. Yo. Karşılıyorlar birbirlerini. Ama bu bir Asya restoranı ve biz de Yavuz'la alışılmışın dışında lezzetleri tatmaya geldik. Güzel, bu mavi gidiyor. Pembe. Yeşil. Böyle restoran boyunca kayıyor. Fiyat kısmı da şu şekil. Yeşil tabaktan buradan direkt istediğin gibi alıyormuşsun. Mesela yeşil aldıysan 2.95, mavi aldıysan 3.95, mor aldıysan 4.
belli. İşte rengine göre fiyatlar değişiyor. 2.95'ten başlıyor, 8.50'de bitiyor. İstediğin kadar alabiliyorsun. Turuncudan başlıyorum. Alalım. Bakalım, merak ediyorum. Başarılı. Salatalık var. Tavuk galiba. Galiba ton balığı ya. Bence okey bu arada. Starbucks'a geldik, oturuyoruz. Ama ne aldık? Favorimizi aldık. Yani Starbucks'ın tatlılarından yiyecek halimiz yok tabii ki Starbucks'a gelip. En sevdiğim şey bunu açamamak benim favorimdir. Her seferinde böyle zorluklar yaşıyorum. Video olduğu için arkadaşlar, yoksa becerikli bir insanım. Tata Lotus'tan aldık, bir de Nati aldık. Lotus dediğimiz bu bisküviler var ya, onlara Lotus deniyor ve Lotus'lar hakikaten benim favorilerim. Ortasına atıyorsunuz, karamel, Lotus, her şey var bu arada. Evet, şimdi Starbucks'a geldi. Bu menüye ne kadar vermiş? Evet, kahvenin 2 puan. Sadece 2 puan tuzcu. Lotus'larda 3 tane tabii ki kezenize yeter diye böyle dikkat edin aynı şeylere. Lotus'larda 3 tane alanı, 1 tane bedavaydı. Total'de 7 puan da Lotus'larımızla aldık. Chris McQueen Donuts. Şimdi öğrenciler birçok şey soruyor. Acaba fiyatlar nasıl ilerliyor? İşte burada market fiyatları nasıl? Tabii ki market fiyatlarına girmiyoruz ama yediğimiz, içtiğimiz sizinle kalması, bize kalmasın. Sizinle de paylaşalım istiyorum. Şimdi böyle bir menü yemek ve buraya gelip dili öğrenmek isteyen öğrencilere ne diyorum? Lemon Akademi'yi takip etmeyi unutmayın diyorum. Dil eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Abone olup videoyu likelamayı unutmayın.